Neyse sonra ben de hesap ediyorum. Diyorum ki bir mi acaba iki yaş mı? Ama bir türlü cesaret edemiyorum o sırada. Ne önemi var? Ya şimdi benim yaş takıntım vardı ama. Ben dedim ki ben kendimden küçük kız daha biriyle... büyük olursa ne olur? Zengin olursunuz. Evet. 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 Vallahi bilmiyorum. Hadi inşallah. Şöyle bir durum oldu. Biz burada mülakata gelirken, mülakatta çok büyük bir faka basıyor Özkan. Gidiyor oraya bir güzel doğum tarihini yazıyor. Yılına kadar. Sonra mülakatta öğreniyorum ben. Aramızda 4 yaş olduğunu. Arkadaşlarım o görüntüyü şimdi size izletecekler. Sevgili seyirciler, www.fox.com.tr'ye başvurduktan sonra arkadaşlarımız mülakata davet ederler tanışmak için. Bu tanışma esnasında da bir videoyu çekerler. Bu videoda da Tuğçe'nin aradaki yaş farkının 4 olduğunu öğrendiği an var. Görelim. Bu arada yıl hesabına göre aranızda 4 sene var. Şaka yapıyorsunuz. Şimdi siz 93 doğumlusunuz. Evet. Siz 97 doğumlusunuz. Evet. Siz 93'ün 9. ayı, siz 97'nin 8. ayı. Tam olarak 4 sene var. Hayır. Yeter ki sevgilim de sözde nişanlanacağız ve ben 97'nin daha iyi düşünüyorum. Ya düşün böyle iletişim. Evet, ben bir gaf mı yaptım acaba? Gizli bir şey mi söyledim evet, şu anda bilmiyorum. Evet, ben 95'li oldum da bir daha aydın resmen kaldım. Yanlış yazılmıştır belki canım ya. Hemen ben şimdi bakmam lazım kesinlikle. Evet, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler ya. Kesinlikle, kesinlikle. Yaş takıntın nereden, nasıl yani? Ya yaş takıntım şöyle, yani daha olgun olabileceklerini düşünüyorum. Hani genelde erkekler geç olgunlaşır. Ama yani Özkan onu hiç belli etmedi şimdiye kadar bana. Genelde erkekler geç mi olgunlaşır? Evet. Aslı öyle mi? Yani aslında öyle de değil. Daha erken yaşlarda çok olgun olan kişiler. Sumru öyle mi? Bence öyle. Öyle mi dersiniz? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Romantik bir evlenme teklifi almıştım. Bunu konuşacaktık. Nasıl bir evlenme teklifi? Şimdi Özkan'dan hiç beklemiyorum evlilik teklifini. İşte bir gün yine arkadaşlarımızla evet, dışarı çıkıyoruz. Evet, küçücük çocuk nasıl yapsın diye değil mi? Şaka yaptım ya, aşkı. Arkadaş grubuyla bir mekana gidiyoruz. İşte dedim ki Özkan'a, ben bugün dağıtacağım dedim ya dedim. Hani birazcık da sen beni topla dedim. Hep ben seni toplayacak yerine. Sonra işte ben birazcık, hava çok soğuktu. Mart'ın 8'inde falan evlenme teklifiydi. Her yer açık, üşümüşüm artık. Midem bulanıyor bir şekilde. Özkan da normalde tek başına gitar çalıyor işte. Şarkı söylüyor falan. Sahneye çıktı. İşte dedim ki herhalde dedim, şarkı söyleyecek bu ya dedim. Bu cesarete ulaştı herhalde dedim ama ben o ara midem bulanıyor bir taraftan. Bir taraftan kendimi tutmaya çalışıyorum. Bir taraftan Özkan'a bakmaya çalışıyorum o sırada. İşte bütün herkes arkadan demiş ki arkadaşlar falan eyvah dedi. Ya evet diyecek ya istifra edecek artık. O kıvama geldim. Ondan sonra Özkan dedi işte hayatımın kadınını buldum diye mikrofonla bir başladı. Ben dedim hatırlamıyorum. Umarım bir şey olmadı. Yok. Ejderha gibi böyle bir şey olmadı inşallah. Yok olmadı zaten ben şimdi öyle bir kutusu vardı ki yüzün. Öyle şak diye açtığında böyle bütün her yer aydınlanıyor falan böyle. Ben bir gördüm o yüzüğü zaten evet bile dememişim direkt. Yüzüğü kapmışım o ara. Videoda izledim ki ben Özkan'a hiç evet dememişim. Ama yüzüğü almak demek zaten evet anlamına geliyor. Doğru mu? Öyle. Ama yani Özkan bu konuda çok romantiktir, sürprizler yapmayı sever. Beni çok şaşırtır. Ben ona nazaran çok fazla olunum. Arabayı düğün için evet, değerlendireceksiniz. İnşallah. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tuturum. Teşekkürler.